R.S. Otomotiv Grubu'nun sunduğu Halit Bolkan ve Turgut değerli otomobil adamlara hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, yine hoş geldin. Bak artık evet, artık artık, artık klasik oldu ama e, bu sefer seyahatten bahsedemeyeceğim. Hemen hızlıca şu şeye gidelim çünkü ikinci bölümde çok değerli bir konuğumuz var. Hem de stüdyoya gelecek. Evet. Ee, o yüzden şu Mayıs ayı rakamlarının ki beklenilen üzerinde bir satış gerçekleşti. Oradan bir başlayalım. Evet ay ortasına kadar 70-80 binler telaffuz ediliyordu. Fakat şu GSR2, GSR2 hikayesi anladığım kadarıyla pazar hareketlendirici çünkü bazı markalarda hani bir buçuk milyonluk otomobilde 300 bin liraya varan indirimler söz konusu oldu. Yani hem nakit indirimi var hem BDDK'nın belirlediği ölçülerde kredi kampanyaları yapıldığı çok düşük faizli kredi kampanyaları yüzde sıfırlar var filan. Ki hala devam ediyor devam o kampanya. Ediyor, devam ediyor yani 7 Temmuz'a kadar elinde GSR 2 uyumsuz otomobili olan bazı markaların stoklarını eritme çabasıyla karşı karşıyayız anlaşılan o. Şimdi ne oldu peki? Mayıs ayı 100.305 bin 305 adetle kapandı otomobil artı hafif ticarede. Beklenmeyen bir rakam. Bu arada onu söyleyelim. E, fakat bu geçen yılın Mayıs ayına göre 10.1 düşüş anlamına geliyor. Geçen yıl ama yani bak şimdi. Öyle bir baz. Tabii bak. düşmüş hali, 100 100 hali yani. bu. E, otomobil satışı 80 bin 260. Geçen seneye göre 8.19 düşmüş. E, hafif ticari 20.045 adet satılmış. %17 düşmüş ama hafif ticariye bak aylardır dikkat çekiyoruz sürekli bir gerileme gerileme ve artık eksilerde gidiyor bu küçük ve orta ölçekli işletmelerde ee, problem olduğu anlamına gelir aman dikkat bakın burası ekonominin gerçek olduğu nokta yani otomobil satışları bir şekilde büyüyebilir bile çeşitli sebeplerle ama hafif ticari eğer daralıyorsa ekonomide problem olma olasılığı çok yüksektir bu bir. 10 yıllık ortalamalar tabii hani baz etkisi konuşuyoruz ya. Çünkü geçen sene rekor 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 olduğu için. Ama hani... yine de bu düşmüş haliyle 10 yıllık Mayıs ayı ortalamalarının %45.7 üzerinde. Pis. Tamam. Bizim için gerçek rakam bu aslında. Tabii Gerçek rakam bu yani daha anlaşılır bir rakam. Otomobillerin 10 yıllık ortalaması %48.5 üzerinde. Hafif ticaretlerin %35.6 üzerinde. Ama tek tekrar ediyorum hafif ticaretlerde düşüş. Son 6 aydır kendini hissettiriyor ve gittikçe derinleşiyor. E, ama arka arkaya yeni hafif ticariler, yenilenen modeller, makyajlananlarla falan böyle bir kıpırdanır diye tahmin ediyorum ben. Valla bu, bu bak şimdi o araçları aile için, aile kullanımı hmm. için olanlar da var. İtirazım yok buna ama özellikle van tipi olanlar tamamen ticaret hmm. için alınıyor. Ve orada bir daralma varsa bu tehlikedir. Şimdi e, nereden başlayayım bilemedim bir anda. Ocak Mayıs'a da bakalım. 471.743 adet otomobil ve hafif ticari araç satılmış ilk 5 ayda. Bu ne demek? 1 milyonluk pazar demek aslında. Evet. Ha yılın ikinci yarısında e, ekonomi nasıl gider? Nasıl önlemler alınır? Ya da bir şeyler serbest bırakılır mı? Finansman ne olur? Döviz ne olur? Bunları hiç bilmiyoruz. Kredi bulunabilir mi? Önemli i̇şte olur. Yani uy, u, uy, uygun o. kredi bulunabilir mi? Aslında evet. ana ana soru orası. Abi yüzde 60 falan herhalde şu anda kredi faizleri yıllık yani çok da <laughs> ne kadar uygun olacak merak ediyorum yani. Ha bir de, ha, de tamam şey fa faiz var bir de verilen miktar. Kuş kadar yani. Cücük, hani. cücük tabii canım cücük yani. hani 2 Orası milyonluk ne? otomobil alıyorsun. 250-300 bin lira kredi alabiliyorsun. 3 yani, maksimum. Yani. Ne yapacağım ben onu? Neyse. Kas, kaskosunu ödersin. Ee, bu da %6 artışa tekabül ediyor bu arada. ilk 5 aylık satışlarda. Bak burası da enteresan. otomobillerde ilk 5 ayda 375.097 adet satılmış ve %10.25 artış söz konusu geçen yılın ilk 5 ayına göre. Hafif ticari 96.646 adet satılmış. Eksi %7.9 geçen yıl. göre. yani otomobil satışı %10.25 artarken hafif ticari ilk 5 ayda %7.9 düşmüş. Bak işte yine aynı noktaya geldi. Ticaret yine aynı yere geldi. Aynı. Şimdi gövde tipine bakayım hemen. Son markalara geliriz. Su %54.7 sürekli yükseliyor. Ya yani %80'e kadar gidecek ben söyleyeyim bunu. Yani 2-3 yıl içerisinde bunu göreceğiz. Bence o bir süre sonra o da kendi içine ayrışacak. Sular Abi cross de demek yani, lazım aslında ama neyse. Yani, su olmayan su çok var onun içerisinde. Çok var. Canım, çok var. Sedanlar %26'ya demir attı. Demir attım yalnızla pozisyonu işte 3 4 modelle ayakta kalıyorlar. Eee hatchback'lerde %17.7 hatchback'ler de, %17. de suva kaybediyor şu anda. Bir ara %20 21'lere gelmişlerdi. Şu ya, boy... anda kaybediyorlar. Halilçiğim boyu uzayan hatchback'i su yapıyorlar zaten. İşte o, <laughs> fiyat farkı çok olmayınca hemen B suva atlamayı <laughs> tercih ediyor insanlar yakıt tarafına bakarsak %66.1 benzin normal artık alıştık. Dizel %10.5 o da oraya hmm. demir attı şimdilik. Bu arzla ilgili bir şey tabii. Hibrit %14.4 yükseliyor. Fakat bunun içinde mild hibrit var. Plug-in hibrit var. E, globalde plug-in hibrit elektrikli kabul ediliyor. Mild hibrit hibrit bile kabul edilmiyor mikro hibrit olarak hmm. falan filan. Oraları düzenleriz son herhalde. LPG'li Otogazlı otomobiller fabrikadan otogazlı Binde yedi. O da A, Artık nerede? Sonra devre dışı bırakmak gibi gerekebilecek şeydi. Oraya var ama hala alıcısı var o arabanın. Özellikle taksiler falan çok tercih ediyor olabilir. Elektrik. Elektrikli otomobiller 7968 adet satılmış mayıs ayında. Ve ilk 5 ayda toplam 31070 adet elektrikli otomobil satılmış. Fakat de ben son aya bakayım. yüzde %8.3 pazar payı şu anda elektrikli otomobillerin. Hiç fena bir rakam Fena değil, rakam değil Yükseliyor. Tabi bu 7968 adet Mayıs'ta satılan elektrikli otomobillerin 619'u Nissan'ın e-power teknolojili modelleri. Onları çıkardığın zaman 7349 adet saf elektrikli otomobil oluyor. Gayet evet. iyi ki bunun zaten yarısından fazlası tok. tok. Daha Tesla'nın bu %10'a giren otomobilin teslimatı başlamada da Haziran'da bu rakam 10 ee, binlere geçebilir. Şöyle söyleyeyim Tesla'ya yaklaşık 10 binin üzerinde bir sipariş varmış diye duydum. İşte. Yani. yani o da yani yılın ikinci yarısında bunun tamamı teslim edildiği düşünce artı on bin test de var zaten orada. önümüzde. Minimum. Minimum. Ee, şanzımana geçiyorum. Yüzde doksan nokta buçuk otomatik. Artık 90'lara evet. geldi otomatik şanzıman. Türkiye tarihinde ilktir tahmin ediyorum. Yani hatırladığım kadarıyla. Ee, manuel şanzıman yüzde dokuz buçuk gittikçe küçülecek o da belli ki. Yani evet. Yakın, hibridleşme... Yakında bulamayacağız o manuel şanzıman, bak, şanzıman kullananları. Elektrifikasyon ilerledikçe manuel şanzımanın şansı yok. Öyle bir şey kullanılmayacak. Şu anda küçük Amerika'yız. Orada %5 falan galiba manuel. Oraya doğru gidiyoruz. Ee, gelelim en çok satan modellere. Mayıs ayında. Clio 1. Clio tam Rena gaz gidiyor. Renault çok gaza bastı bu sene. Çok çok. Yani tam gaz gidiyor. İkinci sırada Tok teonix 4140 adet. En çok satan modellerde ikinci sırada. İkinci sırada. Çok iyi. Üçüncü sırada Megane Sedan yine Renault evet 3374 adet fiyat ne oldu dükkanı mı kapatmışlar <laughs> oraya da geleceğiz 4 Charity Go 8 Pro ne diyorsun 3038 adet 5 EGS'dan 2873 adet biraz ayağını gazdan çıkmış Evet. Fiyat. Tabii şeye de bakmak lazım ee, markalar sıralamasında ne olduya bakmak lazım Mayıs ayında bir Renault Tabii iki model 1 ve 3 gayet normal ikinci sırada Volkswagen var malum Tiguan falan yenilendi ya. Yapıştırdılar onu. Üçüncü sıra Cherry'nin. Çünkü ilk 11'de 3 modeli var. Zaten 3 modeli var. 3'ü de... Üçü de ilk 11'de yani hani baktığında. Ve ilginç olan en çok satan en pahalı modelleri. Tiggo 8. Sonra Tiggo 7. Sonra moda 5 geliyor. Bu da, bu da ilginç. O da enteresan evet. En, en üst segmentin en çok satıyor olması çok enteresan. Evet ama çok uygun fiyatta. Yani bu bir gerçek. Evet. Sonra Cherry'den sonra Hyundai geliyor. Sonra da fiyat geliyor. Beşinci sırada Mayıs ayında fiyat otomobil satışlarında. Ocak Mayıs'a bakıyoruz yine otomobil satışları. Renault yine bir, Fiyat iki çünkü iyi, hı hı. üç ay dört ay iyi gitti fiyat. Üç çeri Cery yerini sağlamladı. Evet Örgünün ya. Üçüncüye evet oturdu. Ya. Dört Volkswagen Volkswagen, beş Hyundai. Hani gelip gelmeyeceği henüz belli olmayan e, Tigo dördü de getirirse. Anladım. Çok acayip yukarıyı zorlar. Çok, çok. Peki hani hafif ticari artı otomobil olarak bakarsak Mayıs ayında Renault bir, Volkswagen 2 Ford 3 Fiat 4 Fiat alıp gidiyordu hı. başına. 5 ticari aracı olmamasına rağmen Çeri. Daha çok enteresan. Ticari da. aracı yok. Ee, Ocak Mayıs'a bakarsak bir fiyat ilk 3 ay 4 aylık performansıyla hala birinci. Bu da ticari etkisi çok yüksektir doğal olarak. İkinci Renault. Üçüncü Ford. Dördüncü Volkswagen. Beşinci Cherry. Yine ticaresi yok. Ticaresi yok. İlk beş ayda da beşinci. Yani dağıttı geçti. Ee, bu şeyi de getirecek Halit. Diğer farklı Çinli markaları da getirecek. E ne oldu elektrikli tebliğe beraber elektriklerin önü kesilmişti hani. Yok öyle bir şey. Çin'den baya bayağı hani şakır şakır geliyor bu sefer otomobil. Benzini geliyor. Benzini. Hibrit geliyor. Tabii evet. canım da, normal. Elektriklerden en çok satanlara bakalım o zaman. Tog 1. Az önce söylediğim hı hı. gibi 4000 üzerinde bir rakamla 4140 adette. İkinci sırada BMW var. Orada da iki modeli iyi satmış. i5 ve iX1. Toplamda ikinci. Hı hı. Üçüncü sırada KG yani eski Sanyong. Torres diye bir modelleri var. Bizim henüz daha inceleme fırsatımız olmadı. Bizi arayan son olmadığı için. Hı hı. Evet. Önemli değil. E, dördüncü sırada Hyundai. Ioniq 6. iyi satmış. İyi satmış. Beşinci sırada da Mercedes var. EQB çok satmış. Yani elektrikli de sıra bu. Tabi Tesla şu anda burada yok. Haziranda büyük ihtimalle bir ya da iki olur getirebildiği ve teslim edebildiği araç sayısı itibariyle. Bence Haziranda da yapmaz çünkü bayram bayram var ya. Tesla'nın sevkiyatları şeye kalabilir. Temmuz'a kalabilir bence. ama onunla ilgili şikayetler başladı biliyorsun. Hala araçlar teslim edilmedi. Araçlarımızla ilgili teslimat sorunları var. Yani ben görüyorum bana da geliyor evet. sana da geliyordur illa ki. Şey, parayı geri almak istiyoruz alamıyoruz tamam, ama evet, kusura bakma adam yazmış zaten iade edilmez diye Orada var. Küçük e, puntolarla yazılmış şeyleri sözleşmelerde okumak evet. gerekiyor. E, var mı burada ekleyeceğim bir şey? E, ticari Konu... araçta ticari, da hemen kısaca şeyi söyleyebilirim. E, en büyük pay gene vanların kapalı evet. vanların yani yüzde yetmiş nokta dokuz ciddi oran. İkinci sırada kamyonetler var yüzde on beş sekiz. Üçüncü sırada minibüsler var yüzde sekiz nokta bir. Dördüncü sınıfta pikaplar 5.1, karavanlar binde bir. Yani o da var, binde bir. <laughs> e, i̇kinci bölümde Hyundai Aslan Genel müdür sevgili dostumuz Murat Berkel stüdyo konumuz olacak. O yüzden onu çok bekletmeyelim derim. Tabii tabii. E, var mı burada ekleyeceğim başka bir şey? E, Valla yani... Yoksa çünkü... ne olacak ne bitecek zaman gösterecek. Bilmiyoruz şu anda. Ama Olur. hani bir milyon yılın başında... 600 yani 700 bin 750 bin bandını konuşan Sektör yetkilileri de vardı Sonra bu 850 bin lira geldi Sektörün bir kısmı 1 milyon ve üstü Diyordu zaten Özellikle Sterentis grubu Eğer böyle giderse 1 milyon zaten rahat gelir Ama burası Türkiye diyorum Ne olacağı belli olmaz Bayramda İstanbul'da mısın? Evet Ev Canlı yayın yapalım mı bayramda? Bayramda insanlar denize girecek filan Kim ne yapsın bizi ya Sonra izlerler Bunları konuşuruz işte ya. Bak daha uzun konuşacak çok konu var orada. Tamam ayarlarız bir, tamam, bir şeyler. Ayarlarız bir şeyler. Kısa bir ara aranın ardından Otoyun Adamlar devam edecek. Otoyun Adamlar'da ikinci bölümdeyiz. Çok değerli bir bu sefer stüdyo konuğumuz var. Evet. Ee, Hyundai Aslan Genel Müdürü sevgili dostumuz Murat Berker bizlere birlikte. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, çok sorumuz var değil mi Halit? Ee, tabii. Bir, hele hele piyasanın bu kadar çalkantılı olduğu, hızlı olduğu bir dönemde tabii bolca e, soru olacak. Şeyden başlayalım. İlk bölümde zaten e, Mayıs ayı satış rakamlarını konuştuk. Hemen oradan başlayalım bence. Sizce durum ne? Nedir öngörüler? Şu ana kadar ki gerçekleşen durum? Oradan bir başlayalım bence. İlk önce ilk beş aylık sonuçları paylaşalım. Aslında Türkiye Otomotiv pazarında ilk beş ayda beklentilerin üzerinde bir satış performansı gerçekleşti. 471 bin adet binek ve hafif ticari araç satıldı. Aslında yılın ilk çeyreği daha çok hareketliydi. Özellikle seçim öncesi e, piyasalarda bir hareketlilik yaşandı. ÖTV muaf araçların satışı da tabii bunda büyük bir etkendi satışların artmasında. ilk üç ayda aslında yüzde yirmi bir artış var. Mart ayında yüzde yüz bin adet araç satılmıştı. Sonra tabii Nisan ayı, Nisan ve Mayıs ayı geçen seneye kıyasla e, biraz daha Yavaş gitti aslında büyük düşüş Nisan ayındaydı 75 bin adet araç satıldı ama yine de bakıldığında pazardaki satış trendi şu anda beklentilerin üzerinde seyrediyor diyebiliriz. Sizin beklentiniz neydi yıl başlarken şimdiki beklentiniz ne? Evet yıl başlarken beklentimiz yaklaşık e, Türkiye otomotiv pazarının 800-850 bin adet civarında olmasıydı. Ancak ilk 5 aylık performans baktığımızda e, bu rakamı revize ettik. Şu andaki beklentimiz e, 950 bin civarında diyebiliriz. Ee, şimdi Nisan ayında az önce söylemiştiniz 75 bine düştü ama orada bayram etkisi de vardı herhalde evet, değil mi? Evet doğru bayram etkisi vardı. <laughs> yani orada iş karıştı biraz yarım aydı aslında. Bir de tabii evet. düşüşü şeye göre görüyoruz. Geçen sene göre ama geçen sene rekor rekor bas rekor etkisi, gibi. Baz hani, etkisi evet, gerçek bir, var hayatımızda. Bir hayatım yani yani, kıyaslama hep evet, ona göre. Doğru doğru. Aslında bakıldığında evet onu söylemekte fayda var. Geçen seneki Nisan ve Mayıs performansı da beklentilerin çok <laughs> üzerindeydi. Atılıyorsam Mayıs ayında 111 bin. Hafta evet, araç satıldı evet. e, bakıldığında bu sene 100 bin ama biz yine de hani düşüş diyoruz yine de beklentilerin üzerinde. Ben yanlış hatırlamıyorsam 10 yıllık satışlara baktığımızda yine Nisan'da Mayıs'ta çok yukarılarda çok yüksek çok evet, evet, yani çok şimdi. Yüksek, evet bir de beğenmiyoruz ya şimdi biz bu satışları <gülüyor> <gülüyor> yani ben şeyi hatırlıyorum çünkü 2001'lerdeki 150 binleri falan evet, da hatırlıyoruz evet. ya beraber 300 bin hatırlıyoruz, de. hatırlıyoruz. Evet. <laughs> yani şimdi 1 milyon sınırını geçtik hadi 1 milyon 200 bin hatta geçtik şimdi evet. 950 bin olursa üzüleceğiz gibi bir pozisyona geldi iş aslında beklenti o yöndeydi biliyorsunuz geçen sene biraz daha otomobil yatırım aracı olarak görüldü ve bu da satışları beklentinin üzerinde gerçekleşmesine sebep oldu. Bu sene daha ziyade gerçek alıcıların talebi evet. var. Dolayısıyla şu andaki yaşadığımız trend de olması gereken seviyede diye düşünüyorum. Peki hani pardon Durgutçum ilk 5 ayda yani satışlar gene gayet güzel gidiyor. Hyundai'in satışlar nasıl gidiyor? Evet biz de aslında iş planlarımızın üzerinde bir satış gerçekleştirdik. Geçen sene bu sene 24 binin üzerinde bir satışımız var geçmiş yıllara kıyasladığımız zaman da bizim için gayet iyi bir rakam biz de pazarı paralel satışlarımızı devam ettiriyoruz diyebiliriz peki yıl sonuna kadar hedef ne bir de ben şunu da altını çizerek söylemek istiyorum. Daha önceki sohbetlerimiz hani yerli üreticisiniz siz zaten burada. Evet. İyi 10, iyi 20 burada üretiliyor. Evet. E, ama bazı versiyonları çok alamadığınızı duyuyoruz. Hani daha olsa daha satılacak gibi görünüyor. Aslında son iki senede e, gerçekten fabrikamızın burada olmasının avantajını çok fazlasıyla e, kullanıyoruz. E, yerlilik satış oranımız %65'lere geldi. Burada biliyorsunuz sizin dediğiniz gibi iyi 10, iyi 20 B10 araçlarımızı üretiyoruz. E, ve toplam satışımızın içinde de büyük bir orana sahip. Aslında yeterli araç alıyoruz ama talep daha da fazla. Dolayısıyla <laughs> talebi karşılamakta biraz zaman zaman zorlanıyoruz diyebiliriz. Peki yıl kaç bin adette biter sizin için? Hyundai için. Biz 60 bin lira yakın bir satış yapmayı planlıyoruz. Eğer İyi satış de bu trendde giderse. Yani o zaman yüzde kaç pay almış oluyorsunuz aşağı yukarı? Aşağı yukarı 5.96. 6 yüzde 6, %6, 6 gibi. gibi. Evet. Ee, iyi, i̇yi bir pay yani. İyi bir pay. Ee, bir pay. Hemen oradan şeyle bağlayayım elektriklerle bağlayayım. Elektrikli durum ne? Şimdi 60 bin içerisinde ne kadar elektrikli böyle bir plan nedir? Evet 5 bine yakın elektrikli araç satmayı planlıyoruz. Ee, ve Biliyorsunuz şu anda elektrik elektrifikasyona doğru otomotiv sektöründe hızlı bir geçiş var. Zannedersem 70 tane 70 tane model var şu anda Türkiye'de. O kadar oldu mu ya? Üzerinde, evet. Vay Ve vay. Ve bu sayı vay. her geçen gün artıyor. Geçen sene 65 bin tane elektrikli araç satıldı. bu senede pazar eğer 950 bin lira gelirse 95 bin adet yani %10 civarı bir elektrikli araç satışı olacağı tahmin ediliyor. Yani oranının %10 olacağı tahmin ediliyor. Bu da ciddi bir rakam. Sizin otomobiliniz yalnız elektrikli de çok ayrışıyor bence. Hem IONIQ 5 ama evet. IONIQ 6 ikisi de çok böyle hani farklı bir yere konumlandı. Kesinlikle gibi. biz sadece elektrikli araç üretmek için IONIQ alt markasını kurduk. Ve iki tane model bu markada ürettik. Bunlardan bir tanesi ilk IONIQ 5 ve diğeri IONIQ 6. İki ürünümüz de dünyada yılın... ...otomobil evet, seçildi tabii. ve bizim... ...bu noktada aslında ne kadar da markamızın... ...iddialı olduğunu göstermiş oldu. Türkiye'de de... ...bu araçlarımızı satışa sunuyoruz. Özellikle Advance paketleri... ...yüzde on ÖTV seviyesinde ve... E ...benzinli ve... ...dizel motorlu, işten yanmalı ...motorlu araçlarla fiyatı çok... E ...birbirine yakın SUV... ...segmentinde. Dolayısıyla müşterilerden de... ...çok e olumlu... ...geri dönüşte alıyoruz. E satışlarımız da her geçen gün... Artı elektrikli. E bir de konu elektrik var tabii. Yani evet konu elektrikli. O en erişilebilir elektrikliğimiz zaten. Evet bu şu anda 1 milyon 399 bin liraya satıyoruz. Gayet ulaşılabilir bir fiyatta ve tüket, yani müşterilerde, tüketicilerde tüketiciler de, e, ulaşılabilir fiyata ve üst donanımlı araç alma fırsatına sahip şu anda. Şimdi tabii elektrikli otomobili biraz daha açmak lazım bence. Çünkü elektrikli otomobilde teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bu bir gerçek. Kesinlikle. İşte ee, işte bir de tabii bir sürü terim çıktı. Biz eskiden beygir gücü derdik, tork derdik filan işi bitirirdik. <laughs> evet. Ama şimdi 800 voltlar, 400 voltlar yok. İşte bilmem kaç DC kilowatt DC'ler, AC'ler evet. vesaire bir sürü yer geldi ve hani bizim de gözlemlediğimiz, gördüğümüz kadarıyla dünyada evet Çinliler ve Tesla gerçekten elektrikli otomobil teknolojisi konusunda hızlı gidiyor. Ama bir de Hyundai hızlı gidiyor, evet. yani at başı gidiyor e, teknolojik anlamda gerçekten çok ileri otomobilleriniz var. Yani deneyimlediğimiz için ve hani biraz da okuyup yazdığımız için biliyoruz ama e, Hyundai'nin e, elektrikli otomobil vizyonu nereyi gösteriyor size? Hyundai aslında 2030'a kadar e, global üreticiler arasında ilk 3'te olmayı hedefliyor üretimde. E, aslında bu elektrifikasyona geçişte öncü markalardan biri olmayı hedefliyoruz ve bu yönde de önemli yatırımlarımız var. 85 milyar dolar bu argüe bir bütçe ayrıldı. 85 bu, milyar dolar. Evet. Bu'nun bir kısmı elektrikli araçları geliştirmeye de, bir kısmı otonom sürüş için ve yine elektrikli araçlarla ilgili pil teknolojisinin gelişimiyle ilgili bu bütçe harcanılacak ve 2030'a kadar toplamda 30 tane tam elektrikli ...modeli e, satışı sunmayı hedefliyoruz. E, bu da bence e, ciddi bir rakam. E, Sayamam herhalde 30 modeli üst üste. Hani bugün o piyasada olsalar bile. Hyundai, 30 çok ciddi bir rakam. Hyundai'ın en çok neyini seviyorum biliyor musun? Eski Ay, bir Hyundai eski olarak. Eski bir Hyundai olarak. Şimdi <laughs> Ioniq 5 var, 6 var, Kona var elektrikli. Sadece elektrikliden bahsediyorum. Hiçbirisi birbirine benzemiyor mesela. Evet. Ya, matruşka otomobil üretmiyorsunuz ya... ...o gerçekten şey çok takdir ettiğim bir şey... Hani bu bunun küçüğü, bu bunun küçüğü, bu bunun küçüğü gibi değil. O yüzden çok başarılı. Evet, Farklı kişilikler Her yani. modelin kendine özgü bir tasarım dili var. E, Hyundai de bunu çok önemsiyor. E, mesela IONIQ 5'te bir retro gönüllü var? Eski modellerimizden esinlenerek e, evet. üretildi o araç. Ve IONIQ 6'da da tamamen birbirinden çok, çok farklı, farklı evet. iki model. Bu arada ben Ionic Altın tasarımını daha çok beğeniyorum. <laughs> ben de 5 cilli tam onu mısın <laughs> <Yani ben gülüyor> Sorayım mı, sormayayım mı diyecekler. Çünkü Ionic 6'nın tasarımı aerodinamik özellikler açısından baktığın zaman ya hani yani çok otomotiv tarihi bilenler anlayacaktır ne demek istediğimi. Profesör Kamm vardır meşhur 1930'larda aslında otomobilin hem tasarım anlamında hem de işte yol tutuş, yanal tutunmalar ve hani otomobil fiziğiyle ilgili her şeyi bütün kanunu kuralı yazan adamdır aslında bakarsan. Ve Camtail denir zaten bu göz şeye. Evet. Bottail da diyorlar ama aslında e, hani su damlasına benzer form mu ortaya evet. koyan e, adamlardan bir tanesidir profesör Cam. O yüzden de hani garip bir şekilde hem geçmişle çok bağlantılı görüyorum. ayonic 6'yı yani 30'lu yılların otomobilleriyle çok bağlantılı ama çok modern. Evet aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Sürtünme katsayısı çok önemli. Çünkü elektrikli araçlarda e, özellikle menzil hı hı. E, hep, hep müşterilerin, tüketicilerin önemsediği bir nokta. Yani menzil ne kadar fazlaysa e, o kadar iyi. Dolayısıyla bu sürtünme katsayısı da düşük olduğu zaman aracın menziline de uzun yolda çok pozitif anlamda. Özellikle şehir arası yollarda evet, evet, otoyollarda o, çok işe yarıyor. O yüzden bu ikinci modelimiz Aynık 6'daki tasarımda bu çok ee, ön plandaydı. Yani bir Kasarlanık gün elektrikli yani. bir otomobil almak istersem, hani ve seçeneklerim arasında e, Ioniq 5 ve 6 olursa ben 6'yı alırım, sen 5'i alırsın. Kardeş kardeş ben geçiniriz çok yani. Çok güzel şimdi iki, iki tane veray satmış olduk. <laughs> ya ben 5'i ilk kullandığımda şey dedim. Ön taraftaki boşluk var ya. Evet. Şey gibi düşündüm. Hani köyden gelirken buraya koli bile koyabilirim. Bak o kadar o kadar. <laughs> ben ilk canlı gördüğümde şimdi ilk fotoğraflar paylaşıldı. Evet. Ioniq 5'in. ya Bakıyorsun tamam ch pek işte yani. Evet. Otomobili bir gördüm bir buçuk porsiyon H Evet. Kocaman bir şey evet. yani büyük. Hakikaten büyük. Ya, Bu da bir cesaret aslında yani. Aslında Hyundai... E nin gelecek vizyonu şu insanları mobil yani insanların hayatını kolaylaştıracak mobilite çözümler sunmak tabi bunlar da aslında bakıldığı zaman elektrikli araçlar kısmen yarı otonom araçlar ve içindeki içinin ferah olması geniş olması çok önemli yani bizler artık belki gelecekte şu anda trafikte araç kullanırken ciddi anlamda bir zaman kaybına uğruyoruz ama gelecekte otomobiller üçüncü bir yaşam alanı, alanı olacak. Evet. Aslında Ionik 5 de tasarlanırken o şekilde tasarlandı. İç hacmi çok geniş. Koltuklarını tam anlamıyla yatırabiliyorsunuz. Ön konsolu çekip tamamen geniş evet, bir evet. ferah alan yaratıyorsunuz. E, elekt araçtan dışarıya elektrik aktarabiliyorsunuz evet, ...kampa B2L. gittiğinizde belki bir çadırda çadır kurup orada Yok o bize göre değil. Çadır madı falan <laughs> yani onlar şunu bize şunu göre söylemeye değil. çalışıyorum ve araç biraz daha ileri evet. seviye otonom olduğunda bu araçların iç kısmını daha çok böyle e, yaşam alanı gibi kullanacağız. Belki e, otonom sonuçta e, bağlanacağız bilgisayarımızda İşimizin bir kısmını arabada halledeceğiz veya dinleneceğiz gibi. İstanbul'da yaşayanlar için çok güzel tabii Bunları evet, duymak. Evet. <laughs> Aynı yani bir biraz tasarım yaparlarken de bunu çok ön planda tutarlar. Ya yeni yeni ufuklar var elbette elektrikli evet. otomobilde. Bu bir gerçek. Yani i̇yi. alışkanlıklarımızın da değişmesi gerekiyor. Ee, o anlamda biz her şeye okeyiz. <laughs> Onu söyleyeyim. Ee, performans anlamında da çok iyi. Yani elektrikli otomobil zaten temelde elektrikli motorun Hani yüzde 95'in üzerinde verimiyle ve anlık gelen güçle... zaten keyifli kullanım sağlıyor. Yani şunu da bahsedebilirim aslında bu teknolojiyle birlikte biz üretim hatlarımızı da yeniliyoruz. EGMP platformu var elektrikli evet. global modüler platform. Dolayısıyla bu platform uzayıp genişleyebiliyor ve bu platformda 20'den fazla modeli farklı modeli üretebiliyorsunuz. Dolayısıyla aynık markasını geliştirdiğinde de bu platformlara da ciddi bir yatırım yapıldı. Peki ve ileride Ioniq markasının ayrı mesela Ama e benim sorumu aldın sen. Hani <laughs> <laughs> ayrıştıracak mısınız mesela Hyundai yani Çünkü bu globalde bunu yapacaklar. Ayrışıyor mu? gibi de duruyor böyle. Yok. E hayır bizim ana markamız Hyundai, alt markamız elektrikli alt markamız da Ioniq. Ama dediğim gibi Ioniq markamız içinde de ayrı bir e yeri var. Çünkü Ioniq markasını ürettiğimiz ilk iki araçta dünyada yılın aracı seçildi. Evet. E, bu da bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. E, önümüzdeki yılda e, yeni modeller tamam, şimdi onu, onu da, onu da sorayım sadece. 2, 3, sonra 7, 8, 9 e, öyle olacak o, yani. e, yani. Bu, bu, bu arada şeyi de konuşuyor olmak lazım. Evet e, Tucson var. E, e, Tucson, e, var, i, var, i, 20 var onları da bir konuşalım. Önümüzdeki dönemlerde yenilikler var mı? Santa Fe var. Evet. Var mı yenilikler? Yenilikler var bitmiyor. E, <laughs> Bu sene özellikle SUV ürün gamında e, ciddi bir yenilenme var. E, geçen ay Tucson modelimizin, e, yeni Tucson modelimizin satışına başladık. E, i̇lk 2004'te biz e, Tucson modelinin satışına başlamıştık. O günden bugüne kadar yaklaşık 110 bin tane Tucson sattık. Biliyorsunuz Tucson Türkiye'de yılın otomobili de seçilmişti evet, geçmiş bu, yıllarda. Evet. Türk tüketicisi gerçekten çok beğeniyor Tucson'u. E, gayet de iyi bir talep var şu anda Şimdi yakın zamanda Ağustos ayının ikinci haftasında e, Santa Fe modelimizin 1.6 hibrit modelimizin geliyor. Evet, Tamamen yenileniyor Santa Fe Onun satışına başlayacağız Hemen akabinde b modelimizin Yerli üretimde olan b modelimiz Makyajlanıyor e, Sonrasında da Ionic 5 Ionic hmm. 5'in Makyajlı Vay. versiyonu gelecek. Makyaj çağı gelmiş yani. Evet. evet. <laughs> o kadar oldu. <laughs> o kadar ya. olmuş. Evet. Evet Hyundai olarak aslında geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. 11 tane farklı modelimiz var. Bunların içinde %30'u yani %30'u diyebiliriz yakın elektrikli 3 tane elektrikli modelimiz var. Ve bu da her geçen sene artacak yeni elektrikli modelimiz de Ioniq 7 önümüzdeki sene inşallah Türkiye'de satışa sunacağız. Vay. Biz biz ne diyeceğiz biliyor musun? Biz ayın 7 çıkacak tabii o hafta bir şey diyeceğiz. Ya biz bunu daha dün konuşmadık mı? Diyeceğiz. Ya, diyeceğiz hatırlat bana bak. <laughs> <laughs> e, ee, şeyi soralım. E, ee, bu GSR 2 regülasyonları Hyundai ne durumda orada? Ve yani yani GSR 2 ile şimdi bir fırtına koptu ya. Evet. Biz de geçen hafta da programda konuştuk. Yani evet yeni donanımlar ekleniyor. Zorunlu hale geliyor daha doğrusu. Evet, doğru. O donanımların bir kısmı zaten birçok otomobilde standart. Standart. ya yani evet, zaten doğru. çoğu standart. Zaten üst donanım seviyesine sahip araçlarımız. Tabi burada e, tüketicileri doğru bilgilendirmek gerekiyor. E, Avrupa Birliği'nde genel güvenlik yönetmeliğinde e, bir değişiklik oldu. İlave bir takım e, ...güvenlik ekipmanlarının araçlara eklenmesi istendi. Tabii bu yönetmelik de 7 Temmuz'da Türkiye'de de devreye girecek. Ancak bu demek değil ki 7 Temmuz'dan sonra daha üstün güvenlikli araç satacak... ...şu andaki satılan araçlar işte güvenlikli değil. değil. Hayır, Tabi şu andaki satılan araçlar da belirli bir güvenlik seviyesinde. Ancak birkaç tane işte bu yüz tanıma, yorgunluğu Hı -hı. ölçen... E... Belki ileri dönemde bu alkometi e gelecek. Ön hazırlığı falan Ön hazırlığı yani. yapılıyor evet. Birkaç tane ekstrayı özellikle hem sürücüyü korumak hem yayaları korumak hem e, trafikteki bisikletli sürücüleri, motorlu sürücüleri korumak amaçlı böyle bir takım ekstra güvenlik ekipmanları gelecek. E, dolayısıyla bunların satış, yani bu, bu eskiden hep şöyle bir algı vardı. Giriş spek, orta evet. e, model, üst model diye. Şimdi e, bu güvenlik donanımları tüm Donanımsız otomobil Do kalmayacak. Donanımsız otomobil kalmayacak diyebiliriz evet. Bence tüketicilerin de şu anda bence bir alım fırsatı var. Çünkü kampa e markalar özellikle bu 7 Temmuz öncesi e CSR 2 2'siz e bu yeni güvenlik yönetmeliğine uymayan araçları e satmak için kampanyalar yapıyorlar. E bence fiyatlarda gayet ...makul seviyelerde... ...bayağı ciddi indirimlerle de karşılaştığımız evet, hem, markalar var bu arada... ...evet hem nakit indirim hem kredi... E, ...cazip kredi seçenekleri sunuluyor... ...dolayısıyla Haziran ayı... ...bence araç almakta... İyi bir, i̇yi bir ay diyebiliriz. Bir de şey de var. Bu ay da yarım ay. Yarım bu ay da yarım ay. Yani. Yani, bayramdan bayram da bayram geliyor, geliyor. Hem yarım ay ama bir taraftan da bayram, okullar kapanıyor, otomobil lazım tabii tabii falan. Tatile yani. gidilecek. Çok çok hareketli. <laughs> Aslında bayram öncesi de biz böyle baktığımız zaman satışlara bir hareketlilik görüyoruz. Ciddi bir hareketlilik var. Özellikle Turgut'un dediği gibi e, müşteriler e, öncesinde araçlarını almak için Özellikle araştırma yapıyor şu anda E tabi şimdi tatile yeni arabayla gitmek güzel şeydir yani evet. Duygudur tahmin evet. ediyorum biz alamıyoruz pek Turgut'la sıfır otomobil kendimize ama idare Yok, ediyoruz biz yani. biz yani. satacağız. <gülüyor> 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 Geçen gün bir arkadaş bir şey Çok konudan malumsuz bir şey soracağım dedi. Sor dedim. Sana arabanın plakasını sordukları zaman ne diyorsun dedi. Dedim ki bir otomobil geldi zaman önce fotoğrafını çekiyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Başka türlü hatırlamıyorum Ben, şey ben genelde ki anahtarlığa bakıyorum. Oraya da yapıştırıyorlar <laughs> sağ olsunlar. Oradan bakıp söylüyorum. Bir de en ne biliyor musun? Hani hasbaya kadar bir polis beni anons etse. Ben durmam ben, ki bilmiyorum ben, ki plakayı. Evet. Bilmiyorum Aynen. yani. AVM'lerde de öyle. Hani bizim araba alamaz etse Ama bittik. hep hep şey yapıyorum ben fotoğraf çekiyorum. Ahmet yoksa kaybederiz yani. <laughs> e, çok güzel bir sohbet ama var Aynen. mı? Ekleyeceğim bir soru. E, ekleyeceğim soru. Ya yani çok var da zaman yok. <gülüyor> Biz <gülüyor> e, yayından sonra gene Murat Bey'le konuşmaya devam ederiz mutlaka ama. E, şimdi 11 model de dediniz. Evet. E, bu şu demek. Neredeyse bütün e, tüketici kesimlerine hitap edebiliyorsunuz. Kesinlikle. E, peki bu segmentlerin. Hani birazcık azalacağına dair bir emare var mı yoksa gittikçe daha fazla ara modeller mi göreceğiz? Şimdi hani 30 tane birden elektrikli model gelecekse 2030'a kadar... Abi bizim işimiz çok zorlaşıyor. Gözünüzü seveyim yapmayın böyle. <laughs> <laughs> e, Tabii teknoloji ilerledikçe e, birçok opsiyonlarda değişiyor. Özellikle araçların modelleri de değişiyor. Tabii... E, yakın gelecekte 30 tane farklı model dedim ama Hyundai Motor grubu içinde bu. Ee, İçin biraz rahatladı. Sadece, yani. sadece sadece Hyundai markası değil. Ama dediğim gibi zaman içinde e, elektrikli araçlar içten yanmalı motorlu araçların yerini evet. alacaklar ama o, o segmentlere uygun elektrikli araçlar üretecek. Tabii gene 15 model demek bu yani. <laughs> yani, şey yani her mu? segmentte olacak. Yani A sınıfında bile elektrikli ben araç... esas onları merak ediyorum gerçekten evet. aslında mesela İstanbul gibi bir yerde örnek veriyorum 300 kilometre menzilli bir A segment otomobil çok iş yapar ya bence kesinlikle bugün program öncesinde de sizle konuşuyorduk ee, özellikle ev tipi şarjda evet. e, aracınızı şarj ettiğiniz zaman e, böyle çok komik rakamlara e, şarj kullanım, maliyeti çok, kullanım maliyeti çok düşük kullanım maliyeti çok düşük e, dolayısıyla e, özellikle İstanbul gibi kalabalık şehirlerde bu tarz küçük a segmentindeki arabalar e, gerçekten kullanım açısından bir çıkarın gibi. alacağım söz. Tamam, <laughs> tamam ilk size Gelsin. ilk size satacağız. Az da sağlık, çok teşekkür ederim. Biz ediyorum. teşekkür ederiz, çok keyifli bir zaman. E, sizi daha, daha sık burada misafir etmek isteriz önümüzdeki aylarda umarım pazar durumu geliştikçe burada sizi görmekten mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Murat Bey karşılıklı sözleştik. Sözleştik hani, evet. Yani iyon boyutunda elektrikli <gülüyor> bekliyorum. <laughs> Programın özeti olarak iki tane elektrikli <laughs> evet. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza teşekkür sağlık. Ağzınıza sağlık. Sağ 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 Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. RS Otomotiv Grubu'nun sonunda Halit Bolkan ve Turgut Yüksek Dali Otor Adamlar'da son bölümdeyiz. Evet. E, anlat bakalım bize. Neydi? Rafael mi? Rafael mi? Yok Rafal. 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 Tamam peki. Ee, ee, Renault hep böyle zor isimler evet seçiyor. Evet ya. <laughs> ee, Volkan bu hafta Rafalin, Renault Rafalin lansmanı evet. için neredeydin? Seviya'da. Sevilla'daydın. Evet. Yediğin işin senin olsun sen bize Rafale'li anlat. Anlatalım. Şimdi Rafal tarihinden bahsetmek lazım aslında. Çok enteresan aslında. İsmini aldığı yer çok enteresan. Yerde değil nesne. Aslına bakarsan Rafal bir rüzgar ismi Fransızca'da. Hı. Bir kuvvetli bir rüzgar. Şey ee, mi diyorlar Rafael, Rafaelisyon falan. <laughs> o efil efil olurdu ama <laughs> o kadar. Ya biz değil. oradan Bu almış güçlü, olabilir miyiz? Daha güçlü bir rüzgar. Ee, Renault 1933 yılında Caudron diye bir uçak firmasını satın almış ve Caudron Renault olmuşlar Ve 1934'te hız rekoru kırmak için bir uçak yapmışlar. Adı Rafael. İşte o hızlı rüzgarı e, tanımlayan. 6 silindirli bir Renault motoru kullanıyor motor. Ve gittiğimizde uçak hmm. oradaydı bu arada. Yani gördüm sosyal, gördüm, var. gördüm sosyal medyada. 1934'te saatte 445 kilometre hıza ulaşmış ve dünya rekoru kırmış. İsim oradan geliyor. Ve ilginçtir son 7-8 aydır Renault arka arkaya ...suhlar tanıtıyor. Bir kısmı elektrikli bir kısmı hibrit. Yani simbiyozlar işte espaslar onlar bunlar Rafael de onlardan bir tanesi. Rafael D segmentinde bir kupe su. E, son dönemde biliyorsun bu tip gövde tipi Olsun. çok meşhur olmaya başladı. E, ve D segmenti de Renault'un bugüne kadar e, çok isteyip de çok başarılı olamadığı bir segment. Bak Renault B ve C segmentinde hep başarılıydı. D'de ne kadar iyi otomobil yaparsa yapsın İstediği başarıya evet. ulaşamadı. Şimdi burada bir daha şansını deniyor açıkçası. E, ...CMF-CD diye bir platformları var. O platform üzerinde yükseliyor. Aslında yeni Espas'la aynı platform. Aks mesafeleri falan da aynı. E, ve... ...hibrit, full hibrit... ...yani tam hibrit... ...bir tane de plug-in hibriti var. Plug-in hibrit daha üretilmeye başlanmadı ama... ...biz orada bütün teknik detaylarını da verdiler. Yani çok zamanımız olmadığı için çok anlatamayacağım. Şu kadarını söyleyeyim. E, bu otomobil... ...Eylül ayında büyük ihtimalle... Gecikme olursa ekim ayında Türkiye'de satışa sunulacak. 200 beygir gücündeki versiyonu gelecek ilk etapta. Bu tam hibrit, aslında Renault Avustralya'da falan kullanılan sistem, ee, yabancı değil. Ee, 1.2 litrelik bir benzinli motor ve ona bağlı bir elektrikli motor var. Çok değişik bir şanzımanı var. Austral testinde de anlatmıştım. 6 ileri ama 4 ilerisi benzinli motor... 2 ilerisi elektrikli motor için... ...ve dogbox şanzıman... ...kavraması yok... ...ya devreci yok... E, ...değişik bir şanzıman... ...detaylı bir belki bununla ilgili bir şey yapabiliriz ileride... E, ...kullanımını söyleyeyim... ...bu arada... ...donanımı zengin vesaire işte... E, ...cam tabanı var... ...düğmeyle farklı tonlara ayarlayabiliyorsun... ...ışık geçirgenliğini falan... ...böyle hoş güzel... Yani, güzel. E, Sertçe bir süspansiyonu var. Sportif, yol tutuşu iyi. Bu arada for control dedikleri arka aksıda kumanda eden direksiyon sistemi Türkiye'de standart olacak. Güzel. Ee, kullandığımız araçlarda vardı zaten. Bak temiz asfaltta muhteşem yol tutuyor. Fakat bozuk zeminlere geldiğin zaman süspansiyon sertliğini fazlaca hissediyorsun. Yapacak bir şey yok. Sportif bir su olarak tasarlanmış bir araç sonuçta. Ne zaman bu gelecek bu bize? Eylül. Belki biraz gecikirse Ekim. Ama 300 beygirlik versiyon. Arka aksa da bir elektrikli motor var. O, onu kullanmadık yok da ee, ve onda mesela kameralı e, bir süspansiyon sistemi var. Dikiz aynasının önünde bir tane kamera var, yolu takip ediyor. Oradaki bozukluklara göre e, otomatik olarak süspansiyonu ayarlıyor sertliğini. Daha neler yapacaklar Filan. acaba? Yani? Ama var, bu sistem daha önce kullanıldı zaten ya. O kadar, o kadar da önemli değil aslına bakarsan. Ne kadar yumuşayabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü 21 inç jant var. 300 beygirlikte ya 20 inçlik jantla 200 beygirlik bile hoplatırsa hani orada bu arada şeyle konuştum teknik üst düzey bir e, Fransız vardı Renault'dan e, çünkü rüzgar sesi vardı ön direklerde dedim ki bu rüzgar sesi ne olacak dedi ki aynalardan kaynaklanıyor aynaların dış tasarımlarını yeniden gözden geçiriyoruz evet. onları değiştirebiliriz. Üstüne üstlük bir de kapı fitillerini değiştirmeyi planlıyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz dedi. Bunu da Türkiye'de ilk defa ve sadece benden duyuyorsunuz. Bu soruyu başka kimse sormamıştır. Ve <laughs> 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 ben birebir sorarım hep sorularımı. Ee, yani seri üretimde ayna tasarımları değişmiş gelebilir Rafalin. Hiç şaşırmayın derim. Ee, Kalite hissi falan tamam yüksek D segmentinde olması gerektiği gibi. Ee, performans hissi de fena değil ama şimdi tam ibrit olduğu için... Ve şanzımanın farklı yapısından dolayı mesela hızlanmak için tam gaz yaptığında bir an bekliyor. Sonra bir anda delirilmeye başlıyor filan. Büyük ihtimalle ayarlama hep şuna göre elektrik gücü yetiyorsa elektriği kullanarak devam etmeye çalışıyor. Hı hı. Ee, baktı yetmiyor benzinliği devreye sokuyor gibi bir durum var. Ee, yani sıfır 0 sağ, işte 8.9 saniye mesela 200 beylik bir araç için ee, düşük. Son hızı 180 km bölü saat düşük ama bütün mantık ne az yakıt tüketsin emisyonu düşük olsun. Bir Türkiye'ye gelsin. Beraber de bir kullanırız bakarsın hani. Yani. Beni beğeniriz, beğenmeyiz. De. O zaman daha çok karar verebiliriz. Ee, var mı önümüzdeki hafta bir seyahat bir şey daha? Ee, yok, haftaya buradayım vallahi. Gerçekten mi ya? Ciddi mi söylüyorsun? Ee, i̇ki davet geldi dedim kusura bakmayın biraz dinlenmem lazım. Ben yaşlı bir adamım. Hatta birilerinin kulaklarını çınlatayım. Huysuz da bir adamım ben. <gülüyor> 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 evet, huysuz biriyim. Huysuz yapacak bir şey yok. İşte o hani Kermit'in falan olduğu <laughs> e, tiyatroda e, üst balkondaki iki ihtiyardan biri benim. <laughs> ben onu paylaşmıştım. Çok etkileşim <laughs> <uzaklaşım gülüyor> almıştı son medyada. İkimiz böyle duruyoruz orada. Evet yani yapacak Öyle bir şey ist. yok. Öyleyiz yapacak bir şey yok yani ne yapalım. Hadi tazına sağlık. Eyvallah sağ olasın. Çok keyif aldığım bir program oldu yine. Bu arada Murat Bey'e de bir kere daha teşekkür ederiz Çok evet. onurlandırdı buraya geldi. Uzun uzun da konuştuk. E, bu arada yayın öncesinde de bayağı bir sohbet etme şansımız oldu. Bir görüş tiyatrisinde de bulunduk. Türkiye'nin Kafa Radyosu'nda otomobil adamların bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki haftada yeniden bu mikrofonlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.